İyi günler değerli izleyiciler. Türkiye'nin Ekonomi Televizyonu Ekotürk TV'de ben Cenk Akyoldaş, MTA Piyasası programıyla sizlerle beraberim. Son gelişmeleri değerlendireceğiz. İçeride döviz kurunda yukarı doğru yönlü bir hareketlenme var. 23 TL üzerini test ettiğini görüyoruz. Bu da tabii ki gram altın fiyatlarının da yukarı doğru tetiklenmesine yol açtığını söyleyelim. Birazdan bunların detaylarına girmeye çalışacağız elimizden geldiğince. Öte yandan yurt dışında ABD tarafında Merkez Bankası'nın sessiz dönemde olduğunu biliyoruz. Önümüzdeki haftanın 3-14'te gerçekleşecek olan FOMC toplantısı öncesinde verileri takip ediyoruz. Veriler tarafında bu hafta böyle çok anormal bizi etkileyebilecek bir veri olmadığını belirtelim. Bugün dış ticaret dengesi açıklanacak ABD'de. Önceki veri 64.2 milyar dolar eksiydi. Bu veride 75.2 milyar dolarlık bir eksi rakamı beklentisi olduğunu belirtebiliriz. Öte yandan yine dönüp baktığımız zaman genel hatlarıyla enerji piyasası tarafında arz talep dengesiyle ilgili Uluslararası Enerji Ajansı tarafından açıklamalar geldi ama OPEC'in almış olduğu, özellikle Suudi Arabistan almış olduğu 1 milyon varillik kesintinin petrol fiyatlarında yarattığı sıçramanın sınırlı kalmasına yol açtığını gördük. Bakalım ileriki günlerde yansımalar nasıl olacak, büyüme faktörleri tarafında nasıl gelişmeler olacak? Bunların hepsi fiyatlama üzerinde önemli etkisi olacağını hatırlatalım. Hemen isterseniz makro taraftaki veriler böyleydi. Hemen dönüp bir haber başlıklarına göz atalım. Peşinden fiyatlamalar ve grafiklerle yola devam edelim. Rusya'nın bütçe açığı daraldı. Rusya'nın bütçe açığı Mayıs ayında oluşan fazla ile birlikte daraldı. Mayıs ayında oluşan 1.13 milyar ruble fazlalığının ardından yılın ilk 5 ayındaki bütçe açığı 3,41 trilyon ruble seviyesine geriledi. Bütçe harcamaları Mayıs ayında Nisan ayına göre 1.1 trilyon ruble azalarak yılın en düşük seviyesinde gerçekleşti. Çin'de kömür ithalatı düştü. Çin'in Mayıs ayında kömür ithalatı bir önceki aya göre düştü. Enerji ve çelik sektöründen gelen zayıf talep ve yüksek stoklar alıcıların sevkiyatları kısmalarına neden olduğu belirtildi. Genel Gümrük İdaresi'nin verilerine göre Nisan ayında 40,68 milyon tonluk ithalat %2.7 düşerek 39.52 milyon ton oldu. ABD'nin doğal gaz üretiminin rekor kırması bekleniyor. ABD Enerji Bakanlığı'na bağlı Enerji Bilgi İdaresi, Amerika Birleşik Devletleri'nin doğal gaz üretim ve talebinin 2023 yılına rekor seviyede yükseleceğini tahmin ettiği belirtildi. Uluslararası Enerji Ajansı'nın yayınladığı kısa vadeli enerji görünümü raporunda ABD'nin doğal gaz tüketimine yönelik 2023 tahmininin 87,54 BFCD seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Seviyesinden 88,64 milyar metreküplük seviyeye yükselmesi beklentisi olduğunu belirtelim. Uluslararası Enerji Ajansı'nın yine bir açıklaması vardı. Küresel petrol talebinin büyüme tahmini yükseltti diye. ABD Enerji Bakanlığı'na bağlı Enerji Bilgi İdaresi tarafından yapılan açıklamada 2023 yılı için küresel petrol talebi büyüme tahminlerini 30 bin varil gün arttırarak 1,59 milyon varil gün seviyesine yükseltti. Bilgi İdaresi'nden gelen veriye göre küresel petrol talebi için 2024 yılı büyüme tahmininde ise 20 bin varil gün düşürerek 1,7 milyon varil gün olarak duyurdu. TMO tarafından buğday ve arpa alım fiyatları açıklandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin alım fiyatlarını ekmeklik buğdayda ton başına 8.250 TL, arpada ise 7.000 TL olarak kararlaştırıldıklarını açıkladı. Bu fiyatlara ilave olaraksa bakanlık tarafından çiftçi kayıt sistemine kayıtlı tüm üreticilere buğday için ton başına 1000 TL, arpa için ton başına da 500 TL hububat üretim primi desteği olarak verileceğini bildirdi. Haber başlıklarımız da bu şekildeydi. Hızlıca fiyatlamalara bakalım. Fiyatlamalar ne diyor? Fiyatlamalar tarafında altında 1956'dayız. 1975-80 bandı aşılamayan nokta, aşağıda da 1930-35 bandı aşağı yönlü aşılamayan bölge. Şu anda FED toplantısını beklemeye devam ediyoruz. FED'in pas geçip geçmeyeceğine bakacağız. İleri yönelik açıklamaları önemli olacak. Şu anda piyasa beklentisi büyük ihtimalle pas geçme önünde olduğunu hatırlatalım. Gram altın fiyatı %5.11 bugün yukarıda 1448 TL'ye kadar geldi, dayandı. Dolar TL 23.05'te, 22.80-23.05 o aralıkta gidip geliyor. Küçük çapta müdahaleler var. %6-%6.75 arasında giden bir prim söz konusu olduğunu görmekteyiz. Birazdan grafikte bunu da değerlendirmeye çalışırız. Nereye kadar gidebilir onu görmeye çalışalım. Gümüş tarafında ise 23.40'dayız. Gram gümüş tarafında %4.89'luk bir prim var. 17.32 işaret ettiğini belirtelim.
Paladyum 1408'de, Platin 1034'te, Brent petrol 75.60'da, Amerikan tipi ham petrol 71.10'da, doğalgaz 2.26'da, soya fasulyesi 1355.75, mısır 608.75, buğday 626.25 ve kahvede de 182.60 karşımıza çıkan değerler diyelim. Hemen kabaca majör faktörlerimize ABD tahvil faizlerine bir bakalım. Borç tavanı krizini atlattık. Borç tavanı krizi atlattıktan sonraki faizlerde bir rahatlama beklentisi vardı. Bu tam manasıyla gerçekleşti mi? Gerçekleşmedi. FED toplantısını bekliyoruz. Baktığımız zaman istihdam verileri yine güçlü kalmaya devam ettiğini görmekteyiz. Bunun yansımaları bakın nasıl olacak? Saatli ücretler sabit kalmıştı hatırlarsanız. 0.3'lük beklenti dahilinde geldiğini görmüştük. Yine keza işsizlik rakamı orası 3.4'den 3.5'a çıkması bekliyordu. 3.7'ye çıktı. Bunu olumlu okumuştu ama tarım istihdam tarafında yine beklentilerin üzerine bir rakamla karşı karşıya kaldığımızı hatırlatalım. Şimdi baktığımız zaman burada yine 150-160 bas puanlık fark korunuyor. En üstteki tahvil faizleri, en alttaki tahvil faizi takip ettiğimiz. Biliyorsunuz 8 tahvil faizini takip ediyoruz. Burada 4 tanesi hala 4'ün altında, hatta 3.90'ın altında kalmaya devam ediyor. 10 yıllık tahvil ise 3.68-90'la en aşağıda fiyatlanan faiz olarak karşımızda. Özüne girdiğimiz zaman 10 yıllık tahvilin detayına baktığımız zaman burada da borç tavanı krizi hikayesinin bitmesiyle birlikte aşağı yönlü bir tetiklenme gelmişti öncelikle. Sonrasında tekrardan faizden yukarı gittiğini gördük. 3.72 yukarıda önemli bir eşik konumuna geçmiş vaziyette. Son 3 iş gününde baktığımız zaman biz 3.72'nin üzerine her test etmemiz peşinden satış değil alış getirmiş, faizler aşağı doğru geldiğini görüyoruz. Geri çekilmeler yine sınırlı kalıyor. Yeşil ve mavi ile takip ettiğimiz iki tane ortalamamız var. Biri 8 günlük ortalama, diğeri 13 günlük ortalama. İkisinde geçtiği seviyeler, birisi 3.67-65, diğeri 3.66 bölgesinde. Bu bölgelerden o bölgenin altına inmekte zorlanıyor. Bizim için kritik eşik biz burada takip ettiğimiz noktada 3.63 bölgesi olduğunu belirtelim. 3.63'ün altına inecek bir faiz görülmesi durumunda alım dalgasının daha kuvvetlenmesini ben beklerim. Burada Fed'in muhtemelen faiz durdurduğu, işte artırımlara yönelik, ileri yönelik çok fazla sinyal vermediği, biraz daha bekle gör geçireceği gibi bir algı oluşursa buraya bir alım dalgası getirebilir. O da 3.63'ün altında fiyatlamalarda olur. 3.63'ün altındaki kapanışlar bize 3.57, 3.54 hatta belki tekrardan 3.43'leri bile getirme potansiyeline işaret edecektir. Hemen döndük 10 yıllık tahvilin haftalık grafiğine bakalım. Burada da net şekilde bu düşen trend çizgisi vazifesini yapmaya devam ettiğini görüyoruz. Yine keza burada 3.71'de bulunan Fibo 61.8'in de çalışmasını devam ettirdiğini, iğne fitili yukarı atsak da gövde olarak mumun bu bölgeyi aşmadığını görüyoruz. Aşağıda da burada da dikkat çekici nokta olarak 3.60-3.63 bandının o bölgeye geldiği zaman satıcıdan ortaya çıktığını görmekteyiz. Mesele burada da deminki grafikte günlükte 3.63 gözüken seviye burada 3.60 seviyesi olduğunu belirtelim. 3.60-3.63 bölgesinin aşılması lazım, aşağı yönü geçilmesi lazım ki burada tahvil piyasasında tahvile talebin arttığını gördük diyebilmemiz adına. İhale süreçleri var. Bu ihale süreçleri tamamlandıktan sonra bu borç tavanı krizi hikayesinden dolayı yapılamayan ihaleler vardı. O borçlanmalar gerçekleştikten sonra ben bir alım dalgası gelip faizlerin aşağı yönlü seyrini başlatmasını bekliyorum normal koşullarda. Bunun da termini muhtemelen FED toplantısı sonrasında gerçekleşme ihtimali kuvvetli olacaktır. Peki DXY tarafında seyir nasıl? DXY hala güçlü kalmaya devam ediyor. 101 seviyelerinden başladığı hareketi 104 seviyesine getirdi, taşıdı. Bu bölgede bir sıkışma içine girmiş vaziyette. Burada takip ettiğimiz, artık sıkışmanın sonuna geldiğimizi, karar noktalarından birine daha girdiğimizi gösteriyor bize. Burada hareket 104.50'yi bir tur daha denemek isteyecek mi, istemeyecek mi? Ona bakacağız. Eğer 104.50 bölgesi bir tur daha denenir ve geçemez ise ondan sonraki sürecin biraz daha zayıflama yönünde hareket etmesini beklerim. O da keza yine baktığım zaman FED tarafından gelecek açıklamalara bağlı olduğu gözüküyor. Artık termin iyice daralmaya başladı. Önümüzdeki hafta çarşamba biz akşam saatlerinde FED'in kararını görmüş ve Powell'ın açıklamaları dinliyor noktaya gelmiş olacağız. O nedenle önemli olduğunu belirtelim. Dışarı tarafta bu şekilde istiyorsanız bir dolar TL tarafına bir bakalım. Oradaki seyir bize ne söylüyor?
Dolar TL tarafına bakarsak uzun vadeli bir grafiğimiz var. Onun üzerinden değerlendirmeye çalışalım. Burada candlestick yöntemiyle, kendi volüm grafik metoduyla değerlendirmiş. Bu uzun vadedir hep 7 liralardan beri takip ettiğim bir formasyon hedeflemeleri. Gerçekte sağlıklı çalıştığını belirtelim. Buradaki yapıya baktığımız zaman uzun bir süre 17.85-18.30 arasında sıkıştığımızı görmüştük. Ondan sonraki süreç peşinden bizi yukarı doğru adımlandırmaya başladı kademe kademe. 20-25 bölgesi aşılınca önemli bir eşikti. Farkındasınız o önemli eşik sonrasındaki mesafelerin uzun olduğunu görüyoruz. Bu mesafe aşıldıktan sonra yukarıda hedef olarak 24-63 seviyesi gözüktüğünü söyleyebiliriz. Şu an neredeyiz? 23 seviyesinde olduğumuz görülmekte. Muhtemelen hedef bölge olarak, hedef aralık olarak takip etmemiz gereken bölge 24-63-26-55 bölgesi olabilir. Biliyorsunuz ekonomi yönetiminde değişiklik gerçekleşti. Bu değişiklikle beraber devir teslim töreninde yapılan açıklamalara baktığım zaman normalleşme dönemine girdiğimiz, işte arka kapıdan müdahaleler, işte kur korumalı mevduatın durumu gibi hikayeler, tekrardan faizlerin enflasyonla mücadele noktasında enstrüman olarak kullanılmaya başlanmasının sanki emarelerin oluşması gibi hikayeler. Burada dövizin tekrardan öncesinde hareketlenmesini sağladı. Bu hareketlenmede hedef bölgemiz bu aralık olma ihtimali kuvvetli diyebiliriz. Bakalım tam yaz aylarına girerken dövizin bollaşma ihtimalinin olduğu dönem öncesinde Arife'de böyle bir hareketle karşı karşıya kaldık. Normal koşullarda yabancı bir para girişi olacak ise, yani kurumsal taraftan da fonlar tarafından da bir para girişi olacaksa, kısa vadeli sıcak para olarak değerlendirdiğimiz, kendilerine güvenli bir bölge yaratmak isterler. O nedenle işte adi değer olarak tahmin edilen 24-25 aralığında bölge söyleniyordu. O bölgeye geliriz. Muhtemelen o bölgenin üzerine taşarız. O taşmayla birlikte o girmesi beklenen fonlar tarafından bir akım gelir. O noktada Merkez Bankası doların çok da aşağı düşmese müsaade etmez ve rezervlerini doldurmaya başlayacak bir dönemin tetiklenmesinin önü açılabilir. Muhtemel bu bölge içinde bu dediğimiz senaryonun gerçekleşme ihtimali gündeme gelebilir. Overshoot dediğimiz, yani fazla alım noktasında hareket etmesi halinde bazen biliyorsunuz kantarın topuzu fazla kaçabiliyor. Ani panik ortamları oluşabiliyor. Öyle bir durum gerçekleşmesi halinde de overshoot olarak göreceğimiz seviye ise 29 TL olduğunu belirtelim şimdiden. Benim beklentim normal koşullarında şu bölgenin içine gidip oturması, zaten herkesin uzun zamandır beklediği, adil değer olarak adlandırdığı, bir sürü raporların yazıldığı bölge olduğu görülüyor. O bölge gittikten sonra da uzun süre bir sakinleşmenin gelmesi şaşırtıcı olmayacaktır diyelim. İşte bu bölgedeki yaşanan sürecin benzeri daha sonra bu bölgenin içine girildiği zaman gerçekleşme ihtimalini unutmamak lazım. Peki dönelim emtia piyasasında kaldığımız yerden devam edelim. Çekirdek emtia grafiklerinde durum nedir? Onlara bir bakalım. Refinitiv tarafında baktığımız zaman 257'nin altında sarkmıştık. O bölgenin altında kalıcılık göstermedik. 257 biliyorsunuz bizim için önemli bir eşikti. Hem FIBO'dan hem de yeşille gözüken 100 haftalık ortalamanın geçtiği noktaydı. Altında çok kalamadık. Hemen toparlama geldi ama yukarıda da 262-263 bölgesi geçilemeyen bölge olarak karşımızda olduğunu belirtelim. Merkez Bankaları adına hala kontrol aralığı içinde, kontrol ufku aralığı içinde kalmış bir emtia piyasası fiyatlaması görüyoruz. Bu FED toplantısı öncesinde sevindirici olarak değerlendireceğimiz noktalardan bir tanesi. Yine Bloomberg'in çekirdek emtiasına bakarsak burada da keza benzer bir hikaye var. Burada morla gözüken ortalamanın altındaki seyir uzun zamandır yaklaşık olarak 7 haftadır devam ettiğini görüyoruz. Yukarı denemelerin başarısız olduğunu söylemek mümkün. 102 yukarıda kritik eşimiz, kendimize direnç olarak almış vaziyetteyiz. O bölge yaklaştı, tekrardan satış geldiğini biliyoruz. Özellikle petrol fiyatlarının işte bu hafta yaşanan OPEC kararıyla beraber bir sıçrama olmuştu. Onun yansıması hafif yukarı doğru bizi kaldırdı ama fiyatlar kalıcı olduğunu biliyoruz. O nedenle arz talep dengesindeki belirsizlik hala korunduğu için ilerideki fiyatlamaların aşağı yönlü baskılanmaya devam etmesi beklenebilir. Altın ETF'lerine bakalım. Altın ETF'lerindeki yo-yo dönemi devam ediyor. Oyuncu ETF'ler bir giriyor, bir çıkıyor, bir giriyor, bir çıkıyor. Farkındaysanız 71 milyonlara giderken sevinmiştik. Tekrardan 68 milyon ons sınırına geldik, dayandık. Mevcut
paten içinde kalmaya devam ediyor. Altının günlük grafiğine bakalım. Altının günlük grafiğe bakarsak yaklaşık 2 haftadır biz 1972 aşağı yukarıda aşağıda da 1940 bu aralığın içine girdik. Ortalamanın arasına sıkıştık. Yön arayışı içindeyiz. Son günlerde işte gelen tarım dışı istihdam verisine aşağı doğru baskılanmıştık. O baskılanmada 1940 bölgesine doğru trend çizgisine doğru yakınsadık. Bu bölgeden tekrardan tepki geldi. Bu gelen tepkiyle beraber kendisini 8 günlük ortalamaya yasladı. Bir üstündeyiz, bir altındayız. Üstünde kalıcılık bizim için önemli. Esas hikaye, resmin kuvvetlendiğini, teyidini alabilmemiz için işte FED toplantısını bekler bir havası var. Önümüzdeki birkaç iş günü içinde burada da resim artık bir karar noktasına gelecek. FED'in açıklamalarına bağlı olarak eğer faizlerin durduruldu ve ileri yönelik işte uzun süre bekleyeceğiz. Bu mevcut konjonktürdeki gelişmeleri görmek istiyoruz. Almış olduğumuz faiz artımlarının etkilerinin sonuçları nasıl olacak? Bir bakalım sürecin içine girdik derse burası bir rahatlar soluklanma getirir. O takdirde biz 1972-73 bölgesinin üzerinde bir fiyatlama görmeye başlarsak hareketin ivmesi yukarı yönüne hızlanmaya başlayacaktır. O takdirde de 1980-1998-2038 yukarıdaki dirençlerimiz konumunda olduğunu belirtelim. Yeni zirve oluşumu için yukarıdaki seviyede gidebilmemiz için tekrardan böyle bize oyun alanı açabilecek işte bankacılık sektörü krizi gibi görünmeyen siyah kuyu tarzında gelişmeler beklenmedik bir gelişme olursa tekrardan bir yukarı yönde inmenin hızlanması bekleniyor. Şu an için baktığımız zaman daha ılıman bir ortamın içine girmiş vaziyetteyiz. Resesyon sinyalleri hala oluşmuş değil. Hatta resesyon göstergesi olarak takip ettiğimiz biliyorsunuz 2 yıllık 10 yıllık tahvil arasındaki farka bakıyorduk. Bir ona bir bakalım bunun etkisi nasıl olabilir. 0.82 yani 2 yıllık tahville 10 yıllık tahvil arasındaki faiz farkının -0.82 bölgesinde olduğunu görüyoruz. Daha derinleşmedi. Bizim için resesyonu sinyali olarak okuyacağımız bölge 1 ve altındaki yapının oluşması kısa vadede hızlı bir resesyon geliyor ihtimalini kuvvetlendirir. Şu an için bunu tam manasıyla teyit etmediğini belirtelim. Hemen grafiğimize döndük tekrardan. Denemeler, gelen açıklamalar FED'den Şahin söylemlerinin devam ettiğini gördüğümüz 1970'leri geçemeyen bir altın fiyatlamasıyla karşı karşıya kalırsak bir tur daha geri çekime. Bu sefer trend dışına taşma ihtimalimiz aşağıda 1936-1940 bölgesi kritik önemini taşıyor. O bölgenin altında fiyatlamaların artması halinde aşağı yönlü risklerin oluşmaya başlar. O riskler oluşması halinde ise aşağıda 1908-1868 sırasıyla takip etmemiz gereken destekler konumuna geçer. Bizim için kırmızı ile gözüken ortalama oldukça kritik olduğunu hatırlatalım. Onun altında kalıcı bir hareket başlatıyorsak tehlike çanları çalmaya başladı demektir. Yine altın haftalık grafiğine bakalım. Altın haftalık grafik farkındaysanız yukarıda ve aşağıda ortalamanın arasında sıkışmış vaziyette. 21 haftalık ortalama ve aşağıda 1934'te. Yukarıda da 6 haftalık ortalama 1965'te bunun ikisinin arasında sıkışmış vaziyette. Burada olumsuz tek gelişme olarak baktığım konu mevcut kanal hareketinin dışına taşmış olmamız. Geçtiğimiz hafta taşmıştık, bu hafta dışında kalmaya devam ediyoruz. Bu sevimsiz bir durum olduğunu gösteriyor bize. Hareketin ivme kazanabilmesi için muhakkak ve muhakkak 1965-66 bölgesinin üzerinde fiyatlamayla haftayı tamamlamamız lazım. Eğer o bölgenin üzerinde kalıcılık göstermeye başlarsak tekrardan hareket bir ivme kazanma durumuna geçebilir. Bunu sağlayacak faktörler işte demin saymaya çalıştığımız gibi işte Merkez Bankası'nın atıcı adımlar, bankacılıkla ilgili oluşabilecek yeni krizler gibi faktörler burada dikkat edilmesi gereken unsurlardır. Ya da global jeopolitik riskleri tetikleten bir global aktivite diyelim. Böyle bir olgu oluşursa tabii ki burada da bir yukarı doğru tetiklenme kaçınılmaz olur. Ama onun dışındaki seyre baktığımız zaman işte 1949'un üzerindeyiz. Bu hala güçlenme çabası olarak okuyorum. Geçtiğimiz haftaki mumun üzerinde bir fiyatlama var. RSI hafif kafa yukarı doğru kaldırmaya çalışıyor ama tam böyle iştahlı bir duruma işaret etmediğini, risklerin tamamen ortadan kalktığını gösteren bir yapıya işaret etmediğini belirtelim. 1928-1934 bandının aşağı yönlü kırma riski oluşması halinde ise aşağıda 1898 ve 1877 sırasıyla bizi bekleyen destekler konumunda olur. Gümüş tarafına bakalım. Gümüş tarafındaki fiyatlama nasıl?
Yumuş taraftaki fiyatlamaya baktığımız zaman 26.15, 22.75 hareketi sonrasında toparlanma çabası devam ediyor. Aşırı satın bölgesinde temaslandıktan sonra bir tepki hareketi verdi. Tepki hareketinde kısa vadede bizim bu bölge aşamayacağını düşündüğümüz iki ortalamamız vardı. Kırmızı ile ve morla gözüken iki ortalamamız. O bölgeden 21 ve 55 günlük ortalamalar. O bölgeyle temaslandı ve oradan tekrar geri çekildik. Geri çekilme sınırlı kalmaya devam ediyor. 23.30 bizi taşımaya çalışıyor. Burada 3 ortalamanın da altındayız. Bu biraz zayıflık sinyali. 23.30'u yakından takip etmek lazım. 23.30'un altında bir fiyatlama görmeye başlıyorsak o zaman ikili dip ihtimali biraz daha kuvvetlenecektir. Bir 50-60 centlik aşağı doğru ihtimal gündeme gelir. O da 22.75'lere doğru bir ataklanmanın önünü açar. Eğer o bölgede tutulmazsa bir altta da 22.19 destek olarak takip etmemiz gereken seviye. Hemen kısaca da bir altın gümüş paritesine bakmak istiyorum. Altın gümüş paritesi noktasında da sıkışmanın devam ettiğini görüyoruz. 82.5-83.80 aralığında olduğunu söyleyelim. Burada da kararsızlık aralığı diye tahmin edebileceğimiz bölge 83.80 üzerinde fiyatlamaya ihtiyaç var. Yukarıdaki 85'lere gidebilmesi adına. Efendim, bugün de bizlerle sürenin sonuna geldik. Bir başka yayında tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.